Yani bu işi iyi yönetebilsek de artık bu işe daha profesyonel bir elin dokunması gerekiyordu. Bunun da adam olduğuna biz kanaat getirdik. Nitekim Eren Bey'le tanıştık, yerimize geldi, bizi ziyaret etti, çalışmalarından bahsetti. Sonra çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan sonra ben çok net ve açık bir şekilde bunu anlatabilirim. Acayip bir ivme kazandık. İsmim Oğuzhan Kocabaş, firmanın kurucu ortağıyım. Yaklaşık 2013 yılında firmamızı kurduk, direkt e-ticarete geçiş yaptık. Tam olarak 8 yıl oldu bu firmayı kuralı. Ayakkabı Prensi'ne anlamı geliyor. Biz 2013 yılında Ayakkabı Prensi'ni kurarken, o dönemde Türkiye'de e-ticaret de çok gelişmiş değildi. En azından yani şu anlık gibi zaten değildi. Hem domainin içinde işte insanlar Google'da araştırırken rahat rahat bulsunlar diye, hem domainin içinde ayakkabı geçsin istedik. O dönemde çeşitli markalar vardı, hepsi işte ayakkabıyla başlıyordu falan. Bu daha sosyal medyada çok daha yeni başlamıştı. Özellikle Instagram'da. Ne yapalım diye kendi aramızda çok düşündük. Sonra benim şu an eşim olan işte Seher Hanım'dan bir fikir çıktı. Ayakkabı Prensi yapalım dedi, Kül Kedisi'nden yola çıkalım dedi. Sonra düşündük, işte Kül Kedisi'ni herkes zaten bilir, bütün dünyada bilinir. Prens gelir, ayakkabıya getirir, Kül Kedisi prensesi dönüşür vesaire. Sonra bir baktık, hem ayakkabı var domain içinde, hem Ayakkabı Prensi. O şekilde böyle bir isim kurduk, markayı kurduk. Ayakkabı Prensi deyince akla gelen ilk şey ne dersek de buna tamamen kalite diyebilirim. Neticede biz 8 yıldır bu işi yapıyoruz ve 8 yıldır hiç kalitemizden ödün vermedik. Yani hiçbir şekilde taviz vermediğimiz tek konu kalite oldu. O yüzden gerek müşterilerimiz de gerek herkes bu şekilde biliyor yani. Kalite olarak biliyor. Ayakkabı Prensi denince akla ilk kalite geliyor. Mağazamız şöyle var, bizim İzmir Işıkkent ofisimiz. Işıkkent ofisimizde yani burada bir fabrika satış mağazamız var. Burası sanayi bölgesi olmasına rağmen birçok müşterimiz buraya gelip arabasını park eder, içeriye gelir, ayakkabıları deneyerek, görerek alır. Hem bir kahvemizi içer, bizimle tanışırlar. Bunun dışında bir mağazamız yok. Mağaza açmayı da düşünmüyoruz çünkü biz zaten oturduğumuz yerde bütün dünyada herkese ulaşabiliyoruz buradan. Toptan satış olarak genelde yurt dışı ile çalışıyoruz. Dışında çok güzel bir toptan satış ağımız var. Yani bu aklınıza gelen bütün ülkeler, bütün kıtalarda daha doğrusu öyle söyleyeyim. Amerika'sından, işte Balkan ülkelerine, Rusya'sından, Arabistan'ına, işte o güney kısma, Türkiye Cumhuriyetleri'ne kadar birçok yerde toptan müşterimiz var. Yurt dışını pek düşünmüyoruz yani çünkü ülkemiz biraz daha farklı bizim konseptimiz dışında. Ama direkt hep zaten yıllardır öncelikli olan kısmı bu işin yurt dışı oldu bizim adımıza. O yüzden daha çok yurt dışına önem verdik. Daha çok yurt dışında toptan satışımızı ilerletme gibi bir çabamız oldu. Şu anda da o şekilde ilerliyoruz yani. Bütün dünyada birçok ülkede toptan satışımız var. Biz e-ticarete 2013 yılında başladık. İlk nasıl başladık? Şöyle, zaten ben ve kurucu ortaklarımızdan bir diğeri Yusuf Bey, ikimizin de baba mesleği ayakkabı. Yani biz gerek Yusuf Bey'in de olsun, gerek benim ailemin de olsun. Özellikle İzmir'de çok köklü firmalardık. Yani burada yaklaşık 20 tane, 30 tane şubeye kadar çıkmıştık. Mağazacılıktan, hani e-ticaret zaten yoktu bunun içinde. Biz bir araya geldiğimizde bu firmayı kurarken artık daha yeni jenerasyona bunu uyarlamamız gerektiğini farkına vardık. 2013 yılında, 2012 yılında mağazacılık bile yavaş yavaş bitmişti. Bunun yerini AVM'ler alıyordu o dönemde. Ama bir şey geliyordu yani, hani Türkiye'de çok gelişmiş değildi ama bir e-ticaret havası başlamıştı yani. Bunu bir ilk sezenlerdeniz, özellikle İzmir'de ilk firmalardan bir tanesiyiz. İlk başta tabii ne yaptık? Biz herkes gibi bir sosyal medya hesabı açtık. O dönemde Facebook çok daha revaçtaydı. Şu an öyle bir şey yok. Daha çok şu an Instagram revaçta. İşte Instagram daha yeni yeni böyle insanlar ne olduğunu anlamaya çalışmışlardı. 2013 yılında biz firmamızı kurduğumuzda Ayakkabı Prensi'ne Instagram'dan işte o dönemde ne vardı? Sandaletler vardı mesela, böyle taştı. Çok farklı güzel sandaletler vardı. Onlarla başladık. İlk ayakkabımızı gece saat 3'te sattık. Gece saat 3'te evde bildiğiniz otururken böyle, hatta uzanırken bir tane Instagram'dan, Ankara'dan bir tane hanımefendi yazdı o dönemde.
Direkt gece saat 3'ü çeyrek geçe hesabımıza parayı gönderdi. Biz zaten ayıldık yani. O an bir düşündük hani nedir bu? Acayip bir hikmet var bu işin içinde. Ondan sonra zaten gecemizi gündüzümüze katarak iyice üstüne gitmeye başladık bu işin. 1, 2, 3, 5, 10 derken 8 yılda çok güzel bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Gerek perakende de e-ticarette satışımız olarak, gerek yurt dışına toptan satışlarımız olarak. Şu anda da iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Yaklaşık 550 bin takipçimiz var Instagram'da. Facebook'ta 150 bin takipçimiz var. Onun dışında kendi web sitemizde çok ciddi bir üye sayımız var. Çok ciddi bir görünür yani tıklanma var, hani görüntülenme var web sitemizin. Bu şekilde götürmeye çalışıyoruz şu anda. İnşallah daha da iyi olacak yani. E-ticaret ağımızı, müşteri portföyümüzü çok daha ileri safhalara taşıyıp, ya bugün 550 bin takipçimiz, toplamda 700 bin takipçimiz varsa bunu milyonlara daha fazla insana ulaştırabilmek, yurt dışında çok daha fazla toptan anlamda daha fazla insana, daha fazla portföye ulaşabilmek ve kalitemizden ödün vermeden ileri safhalara bu işi taşımak, yani gittiği yere kadar en güzel şekilde daha ileriye taşımak. E-Adam'la nasıl tanıştık? Şöyle, E-Adam'la aslında bizim yollarımız 2 yıl öncesinde kesişti. Tabii biz o dönemlerde işte algoritma vesaire Instagram'da, sosyal medyada çok daha farklıydı. Pek ihtiyaç duymuyorduk açıkçası böyle bir ajansla çalışmaya vesaire. Hem kendi takipçimiz yeterliydi, kendi müşterilerimiz bize yeterliydi. Ama sonrasında e-ticarette şöyle bir değişim oldu. Yani bütün dünya çapında oldu. Bu Türkiye'de de, Amerika'da da her yerde oldu. Artık özellikle sosyal medyada algoritmalar çok değişti. Algoritmalar değişince de biz ne kadar bu işin, yani bu işi iyi yönetebilsek de artık bu işe daha profesyonel bir elin dokunması gerekiyordu. Bunun da E-Adam olduğuna biz kanaat getirdik. Nitekim Eren Bey'le tanıştık, yerimize geldi, bizi ziyaret etti, çalışmalarından bahsetti. Sonra çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan sonra ben çok net ve açık bir şekilde bunu anlatabilirim. Acayip bir ivme kazandık. Yani şu şekilde, tabii ki bizim belli oranda satışlarımız vardı, belli bir müşteri portföyümüz vardı ama biraz önce bahsettim, bu özellikle Instagram'daki algoritmalar, işte reklam çeşitliliği vesaire, biz hepsine hakim olmadığımız için ve E-Adam da bunu çok güzel bir şekilde yaptığı için bir anda bizim hem gerek tıklanmalarımız, satışlarımız, müşteri portföyümüz, ulaşabildiğimiz insan sayısı daha fazla attı. Çok olumlu neticelerini gördük. Yaklaşık 7 aydır çalışıyoruz. İnşallah da bu böyle devam edecektir yani güzel bir şekilde. E-Adam nasıl destek oluyor bize? Şu şekilde. Öncelikle bütün reklamlarımızı E-Adam açıyor. Gerek AdWords tarafında, Google tarafında, gerek Instagram, işte sosyal medya tarafında. Bütün reklamlarımızı biz E-Adam'a bırakmış durumdayız. Tabii E-Adam reklamları açmakla kalmıyor sadece. Bu reklamların, yani reklamlarda çıkacak görsellerin grafiklerine kadar her şeyle birebir kendileri ilgileniyorlar. Bunun dışında SEO çalışmaları yapıyorlar belli aylık oranda. O da çok güzel bir şekilde gidiyor. Bu ne yapıyor? Bizim sosyal medya hesaplarımızdaki takipçi sayısını arttırıyor. Görünürlüğümüzü arttırıyor. Web sitemizdeki tıklanma sayımızı daha fazla arttırıyor. Bunun dışında bir şey olduğu zaman, direkt telefonu kaldırıp bir şey rica ettiğimiz zaman en fazla birkaç saat içinde bize hemen geri dönüş sağlanıyor. Web sitemizde işte grafiklerinden tutun, kampanya dönemlerinde gereksinimlerden, ihtiyaçlarımızdan her ne olursa olsun direkt bize hemen anında cevap verip ihtiyaçlarımızı yerine getiriyor. İhtiyaçlarımızı bir şekilde karşılıyor. İşin özü şu, Türkiye'de e-ticaret devam ettiği sürece bence firmaların daha profesyonel, daha kurumsal bu şekilde ajanslara ihtiyacı var. Bence bunların en başında da E-Adam geliyor. Çünkü e-ticaret ne kadar geliştiğini, özellikle pandemiden sonra ne kadar geliştiyse, hani bunu fazla farkına varan insanlar artık evden oturup bile bir şey satmanın çabası içerisine girdiler. Ama ben açık açık söylüyorum, bu işte 8 yıl tecrübesi olan bir insan olarak söylüyorum. 8 yıl bu işin her noktasıyla birebir ilgilenmiş biri olarak söylüyorum. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Yani fotoğrafı çekelim, ürünü koyalım, bir tane sosyal medya hesabı açalım, bunu satarız. Öyle bir şey kalmadı. Bu işin artık daha profesyonel yapılması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi, algoritmalar çok değişti, sistem çok değişti, reklam maliyetleri çok arttı. Artık herkes çekim yapabiliyor, artık herkes güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hiçbir şey kolay değil. Mutlaka işi doğru bir şekilde yapabilmek için iyi insanlarla, güzel bir ajansla çalışmak gerekiyor. Merhaba, ben Özgür Doğan. Ayakkabı Prensi'nde yurt dışı perakende ve toptan satış sorumlusuyum. Ve aynı zamanda e-ticaret sitesiyle ilgili teknik konularla ilgileniyorum. 3 senedir Ayakkabı Prensi'nde çalışıyorum. Firma olarak 8 senedir bu sektörün içindeyiz. Ve 8 senedir de Türkiye'de e-ticaretin ilk canlandığı vakitlerde
sektöründe öncü firmalardan biriyiz. Ben de 3 senedir bu ailenin içindeyim ve 3 senedir her sene adım adım büyüyerek sektörde bilinen firma olmaya devam ediyoruz. Ayakkabı Prensi benim için her şeyden önce kaliteyi ifade ediyor. Sektörden daha farklı iş yapıyoruz. Sektörden daha değişik tasarımlarımız, modellerimiz her zaman var. Yani ilk hedefimiz daima sektörden ayrışmak oluyor. Çünkü sektör genelde tek düze ilerlediği için biz daha niş kalmak istiyoruz ve o yönde ilerliyoruz. O yüzden müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun olduğu için daima bizi tercih ediyor. Zaten sadık bir kitle yarattık. Amacımız bu sadık kitleyi daha da üstüne koyarak ilerletmek ve o şekilde büyüyerek devam etmek.